Karın ağrısı birçok nedene bağlı olarak genç yaşlı herkesin başına gelen rahatsızlıklardan biri. Karın ağrısıyla karşılaşan insanlar çoğu kez doktora başvurmadan ağrıya katlanarak geçmesini beklemektedir. Karın ağrısı için etkili çözümleri merak ediyorsanız, karın ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer, şiddetli karın ağrısı için çözümler ve karın ağrısını geçiren yöntemleri sizler için hazırladık. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Göğüs ve kasık arasında karın boşluğunda yer alan organlardan kaynaklı olarak görülen ağrılar karın ağrısı olarak tanımlanmaktadır. Karın ağrıları hafif ya da şiddetli bir şekilde görülebilmektedir. Akut veya kronik karın ağrıları da karın ağrısı türlerindendir. Sindirim sorunlarının sebep olduğu karın ağrıları tıbbi müdahale olmaksızın kendiliğinden düzelebilmektedir. Şiddetli karın ağrılarındaysa mutlaka en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Karın ağrısı kram şeklinde keskin bir şekilde ya da kolik şeklinde de görülebilen göğüs ve pelvis bölgesinde ortaya çıkan ağrılardır. Lokalize karın ağrısının en yaygın sebebi ise mide ülseridir. Kram şeklinde ortaya çıkan karın ağrısı, kabızlık, ishal, gaz ya da şişkinlikle ilişkili olabilmektedir. Kolik tarzında oluşan karın ağrısı, safra ve böbrek taşı gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilmektedir. Bu ağrılar ansızın çıkabilmekte ve şiddetli kas spazmı olarak hissedilebilirler. Karın boşluğunda bulunan organlar dışında kalp krizleri, akciğer iltihaplanmaları ve kaburga kırıkları karın ağrısına yol açabilmektedir. Karın ağrısı karın bölgesinde yaygın olarak görülüyorsa, nedenleri arasında Crohn hastalığı, travmatik yaralanma, irritable bağırsak sendromu, idrar yolu enfeksiyonu, apandisit, grip hastalıkları bulunmaktadır. Alt karında görülen ağrılardaysa apandisitle birlikte bağırsak tıkanıklığı ve dış gebelikten şüphelenilmektedir. Üst karın bölgesinde görülen ağrılarda safra kesesi taşları, kalp krizi, hepatit, zatürre hastalıklarından kaynaklı olup olmadığı araştırılmalıdır. Karın ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli karın ağrısı için çözümler ve karın ağrısını geçiren şeyler. Bağırsak hareketlerini engellememek ve tuvalete çıkmak. Karın ve ayaklara sıcak su torbası yerleştirmek. Sıcak bir duş ve banyo yapmak. Karına dairesel hareketlerle masaj yapmak. Uyuyarak dinlenmek. Kolay sindirilebilir yiyecekler yemek. Asitli içeceklerden uzak durmak. Esneme hareketleri yapmak. İşte karın ağrısına iyi gelen bitkisel yöntemler. Ballı su. Bal, bağırsak hareketlerini hızlandırıcı bir etki gösterir. Sindirim problemlerinden doğan karın ağrılarına iyi gelmektedir. Bal ve ılık su karışımı bağırsak sistemini harekete geçirmekte ve karın ağrısının kısa sürede geçmesine yardımcı olmaktadır. Uygulamada bir çorba kaşığı bal, bir bardak ılık suyla iyice karıştırılır. Ballı ılık su günde iki kez gece yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra tüketilmelidir. Papatya çayı. Papatya çayı sindirim sistemindeki kasları gevşetir. Böylece karın ağrısının hafiflemesine yardımcı olur. Kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığı kurutulmuş papatya atılır. 10 ila 15 dakika demlenmeye bırakılır. Demleme sonrasında papatya çayı süzülerek içilir. Keten tohumu. Demir, magnezyum, omega 3 yağ asitleri, kalsiyum ve vitaminler içeren keten tohumu ayrıca içerisinde çok miktarda lifte bulundurmaktadır. Bu özellikleriyle kabızlık ve karın ağrısının önüne geçmektedir. Hazırlanışı. 1 yemek kaşığı keten tohumu 1 bardak suyun içinde 2 ila 3 saat bekletilir. Yatmadan önce içilmesi tavsiye edilmektedir. Yoğurt. Sindirime faydalı ve içeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak hastalarını sağlıklı tutan besinlerin başında yoğurt gelmektedir. Yoğurdun karın ağrısına iyi geldiği ve karın ağrısının geçmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi, karın ağrısını ve kabızlık kaynaklı şişkinliği önlemektedir. Nane çayı. Gün içerisinde tüketeceğiniz 1-2 bardak nane çayı, karın ağrısı şikayetlerinizin azalmasına veya kaybolmasına yardımcı olacaktır. Malzemeler: 1 su bardağı içme suyu, 1 tutam nane. Hazırlanışı. 1 su bardağı kaynamış suyun içerisine naneyi ekleyip 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Ardından süzerek çayınızı tüketebilirsiniz. Zencefil.
Taze zencefilinizi bir bardak içme suyunuzun içine koyarak veya kaynamış suyun içerisine ekleyip demleyerek tüketebilirsiniz. Kısa zamanda karın ağrınızın geçtiğini göreceksiniz. Limonlu ve sirkeli su. Bir bardak içme suyunuzun içerisine birkaç damla limon ve birkaç damla sirke koyup tüketebilirsiniz. Mide problemleri olanların tüketmesi mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Bu yüzden uygulamadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Hareket edin. Gün içerisinde 1 saat yürüyüş yapmak metabolizmayı hızlandıracaktır. Yürüyüş yapmak sağlık açısından çok faydalı olduğu gibi karın ağrısına ve diğer rahatsızlıklara da iyi gelecektir. Tüm yöntemleri denediniz ancak karın ağrılarınız hala devam ediyor veya artarak devam ediyorsa göbeğiniz düşmüş olabilir. Bu durumda karın ağrılarınız için az önce saydığımız bitkisel yöntemler kalıcı çözüm olmayacaktır. Bunun için yapmanız gereken şey ise göbeğinizin düşüp düşmediğini anlamak olacaktır. Göbek kayması nasıl anlaşılır? Göbek düşüklüğünü anlamak için sabah uyandığınızda hiçbir şey yiyip içmeden önce düz bir zemine sırt üstü uzanın. Ardından karnınızı iyice şişirecek şekilde derin bir nefes alın ve bırakın. Sağ elinizin baş parmağıyla veya işaret ve orta parmağınızı birleştirerek göbek deliğinin üzerine gelecek şekilde hafif bastırarak nefes almadan 10 saniye bekleyin. Elinize koyduğunuz yer kalp atışı gibi atıyorsa göbeğiniz yerindedir. Eğer iki parmak sağında veya solunda veya göbeğin alt kısmında atıyorsa göbeğiniz düşmüş demektir. Karın ağrınızın sebebi bundan kaynaklanmaktadır ve bu alanda uzman birinden yardım almanız gerekmektedir. Göbek düşmesi belirtileri nelerdir? Göbek ve çevresinde ağrı veya ağırlık hissedilmesi, şişlik, ödem ve hassasiyet oluşması. Halsizlik, hazımsızlık, bitkinlik, yorgunluk hissetmek. Karın bölgesinde gaz sıkışması ve şişlik. Kalçalara, bele, uyluklara ve ayaklara yansıyan ağrı. Kayma yukarı doğru olduysa kabızlık, bulantı ve kusma. Aşağı yönde olduysa ishal. İştahsızlık. Dik durmada zorluk. Gaz sancıları. Kadınlarda şiddetli adet sancıları ya da normalden daha fazla veya daha az görülen adet kanamaları. Yemeklerden sonra şişkinlik. Dikkatsizlik, vücudun denge merkezi kayacağından dolayı kişide dikkat bozukluklarına sebep olabilir. Eğilirken göbeğin bir tarafa doğru kayması. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.